Bıçak Edemi'den herkese selamlar, sevgiler arkadaşlar. Nasılsınız? Biz çok iyiyiz çünkü seneyi kapatıyoruz artık. Bu senenin son sınavları başladı. İkinci dönemin ikinci yazılarında din kültürü ve ahlak bilgisinin provasını yapacağız sizlerle birlikte. Bugün öğretmenlerden aldığımız tüyolarla bir işte notlar hazırladık. Bu notlardan sonra sizinle birlikte prova yapacağız. Sınavda gelebilecek soru tarzlarına değineceğiz, konulara değineceğiz. Hazırsanız hemen başlayalım. Evet, ben bilmemiz gerekenleri notlara geçmeden önce arkadaşlar size programımı hatırlatmak istiyorum. 9. sınıfın programı bu şekilde. Bugün sizlerle birlikteyiz. Diğer yazılılara da eğer bakmadıysan, matematiğe, kimyaya, Türk Dili Edebiyatı'na da bakmadıysan mutlaka geriye dönüp onlara da bak. Buradan soru yakalayabileceğinizi unutmayın arkadaşlar. Bugün sizinle 21 Mayıs'ta beraberiz. Hadi bakalım şimdi konumuza dönelim. Arkadaşlar 4. üniteden itibaren sorumlusunuz. 4-5 ünite, yani bu 2 üniteden sorumlusunuz. Ama eğer ki öğretmeniniz size ben diğer ünitelerden de soracağım dediyse o zaman da hemen 2. dönemin 1. sınavının provasını, yazılıya hazırlık videosunu izlemeyi unutma. Çünkü orada da 3'e değiniyoruz. Diğer konulara da değiniyoruz. Onları da hemen şöyle bir izlersin. Hazırlanmış olursun. Şimdi 4. ünitemiz neydi? Gençlik ve değerlerdi arkadaşlar. Burada değerleri konuştuk. Değerler nasıl oluşur? Bunların kaynağı nelerdir? Onlara değinmiştik. Değer neymiş? Bir milletin sahip olduğu sosyal, kültürel, ekonomik, bilimsel alanlarda yapmış olduğu maddi ve manevi ögelerin tümüne deniliyor. Değerler ikiye ayrılıyordu. Maddi değerler ve manevi değerler olarak. Maddi değerler dediğimizde binalar, giysiler, araç, gereçler aklımıza geliyor. Mesela işte cami, hamam, okul, köprü, o kültürün özelliğini gösteren yapılar değil mi? Manevi değerler dediğimiz ise bunun kapsamı çok daha geniş oluyor. Toplum tarafından benimsenen, yaşatılan duygular, düşünceler, inançlar, örf, adetler, gelenekler, bunların hepsi manevi değer olarak geçiyor. Bu mesela örnek olarak sevgiyi verebiliriz, saygıyı verebiliriz, merhameti verebiliriz. Manevi değerler arkadaşlar bazı kültürel ürünler, yani hem maddi hem manevi olarak olabiliyor. Mesela işte önemli bir mimari olarak mimarimizden dediğimizde manevi maddi değer olarak işte diyelim ki camilerimiz. Cami maddi bir değer oluyor değil mi? Bina, yani yapı olarak geçtiği için, ama bir inancı temsil ettiği için aynı zamanda manevi bir değer oluyor. Yani hem maddi hem manevi oluyor. Buna dikkat edelim. Peki değerler nasıl oluşur? Değerlerin oluşumu nedir? Şimdi bundan bahsedeceğiz. Değerlerin oluşumunda dinin etkisini konuşacağız. Ahlak kavramını gördük burada. Ahlak ne demekmiş? Huy, mizaç, karakter, tabiat anlamlarına geliyor. İnsanın iyi ya da kötü olarak vasıflandırılmasına yol açan manevi niteliklerine ahlak diyoruz. Din ise adet, yol anlamına geliyor, sözlük anlamı, akıl sahiplerini kendi istek, hür iradeleriyle hayırlı olan şeylere sevk eden ilahi emirler bütünüdür. Din, dürüstlük, sorumluluk, adalet gibi ahlaki değerleri öğütleyerek insanı iyiliğe yöneltir. Yani değerlerimizi oluştururken, biz kişiliğimizi oluştururken, ahlakımızı oluştururken dinin bu öğretilerinden de, bu ilkelerinden de etkileniyoruz ve ahlakımızı buna göre oluşturuyoruz. Şimdi arkadaşlar diğer konuya geçmeden önce hemen size bir hatırlatma yapmak istiyorum. İkinci dönemin yazılı notları elinizde vardır inşallah. Çünkü burada bütün derslerin notlarına ulaşabilirsiniz. Birinci ve ikinci yazılılarda, stoklarda da mevcut. Eğer hala edinmediysen mutlaka bundan bir tane edinin arkadaşlar. Çok güzel notlar var. Burada sınava girmeden önce hemen bir bakmış olursunuz. Evet, devam edelim şimdi. Değerlerin oluşumunda örf ve adetin etkisine bakacağız şimdi. Örf ne demekmiş? Bir toplumda uygulana gelen ve nesilden nesile aktarım yoluyla devredilen değer ve davranışlar. Adet ise bir önceki nesilden görüldüğü şekliyle tekrarlanan toplumsal alışkanlıklardır. Mesela sünnet ve evlilik merasimleri ya da yeni doğan bir çocuğa isim koyma, ad koyma merasimi, anne ve babaya saygılı olmak, selamlaşmak, akrabayı ziyaret etmek ve vatanı korumak örf ve adete dayalıdır arkadaşlar. Devam edelim şimdi. Gençlerin kişilik gelişiminde değerlerin yeri ve önemi.
Öncelikle kişilik ne demekmiş ona bakalım. Bireyin fiziksel, ruhsal, duygusal ve davranışsal özelliklerini tümünü içine alan geniş bir kavram. Mizaç ve karakterin bütünüdür. Mizaç ne demekti arkadaşlar? O da yine karakter anlamına geliyor. Kişisel özelliklerimiz demek. Mesela birimiz daha hareketli oluruz. Birimiz daha uysal ya da sakin olabiliriz. Değerler ilk olarak ailede başlar. Bu çok önemli. Gençlik döneminde eğitim kurumları, gittiğiniz okullar, iletişim araçları, kullandığınız araçlar ve arkadaşlık ilişkileri bizlerin kişiliğin gelişiminde önemli rehberlikler ediyorlar. Evet, şimdi temel değerlere geçelim. Temel değerler dediğimizde aklımıza neler geliyor arkadaşlar? Adalet geliyor. Doğruluk, eşitlik, denklik, dengedir değil mi? Zıttı ise zulümdür. Yani adalet herkese hakkını vermek demektir. O toplumsal bir dengeyi sağlamak demektir. Ancak zulüm ise hakkını vermemek, hakkını gasp etmek demektir. Allah'ın adaletle hükmeden anlamına gelen, adaletli olan bir ismi vardı. Esma-ül Hüsna'dan El-Adl arkadaşlar. Allah adildir, adaletlidir ve kullarının da adaletli olmasını ister. Hikmet ise bilgelik, yerindelik, isabet etmek, derin anlayış sahibi olma, dinin inceliklerini kavrayabilme anlamına gelir. Yani hikmet, düşünce ve eylemde dengeyi yakalamak demektir. Hikmetin zıttı ise cehalettir. Anlayışsızlık, bilgisizlik, dengesizlik demektir. Kur'an-ı Kerim'de Lokman Aleyhisselam hikmet sahibi bilge bir kişi olarak isimlendirilir, adlandırılır. O yüzden hikmet dediğimizde aklımıza Lokman hekim gelir. Aynı zamanda kendisine tıbbi ilimlerinden dolayı da hekim denilmiştir. Evet, iffet kavramına gelelim. İffet değeri haramdan uzak durmak, kötü söz ve işlerden kaçınma demektir. Nikah ve aile kavramı ile birlikte değerlendirilir iffet. İffetsizlik beraberinde güvensizliği getirir, ikiyüzlülüğü getirir ve riyayı getirir. Aynı zamanda samimiyetsizlik, ihanet, yalan ve hayasızlığı da getirir. Yani temel değerler dediğimizde burada birincisi adalet, ikincisi hikmet, üçüncüsü de iffet kavramı oldukça önemli bir değerdir. Gelelim şimdi şecaate. Yiğitlik, kahramanlık, cesaret demektir. Şecaat, cesur, yiğit, özgüven sahibi, ilkeli ve fedakar olmayı gerektirir. Yani korkusuz olmayı gerektirir. Ancak cahilce bir korkusuzluk değil. Yani yerinde, dozunda bir cesaretten bahsediyoruz. Şecaatin zıttı ise korkaklıktır. Korkaklık ise bencilliği, tutarsızlığı, ilkesizliği ve hile gibi erdemsizliklere de sebep olur. Onları da peşinde beraberinde getirir. Şimdi arkadaşlar bu temel değerlerle ilgili bilmeniz gerekenler özellikle işte Peygamber Efendimizin adaleti sağlamak için katıldığı dernek mesela burada adalet değerinden bahsederken tekrar onu hatırlatalım. Peygamber Efendimiz adaleti sağlamak için Hilful Fudul isimli derneğe katılmıştı değil mi? Hilful Fudul. Buna katılmıştı. Mekke'deki haksızlıkları önlemek amacıyla kurulan bir dernekti. Yine erdemlerin erdemi olarak adlandırılan adalet değeri de alimler tarafından bu şekilde adlandırılmıştı. Buna da unutmuyoruz, buna da dikkat ediyoruz. Onun dışında burada bilmeniz gerekenler bunlardı. Hemen devam edelim Kur'an'dan mesajlar İsra suresine. İsra suresinin 23 ve 29. ayetlerinden bahsedeceğiz burada. Burada arkadaşlar 23 ve 29'da İslam'ın insan hayatına hakim kılmak istediği temel ilkelere değinilmiştir. İkinci sorumluluk anne babaya iyi davranmak geçiyor. Üçüncü sorumluluk akrabaya ve ihtiyaç sahiplerine iyilik etmek, hayır yapmak. Dördüncü önemli sorumluluk ise cimrilikten ve israftan sakınmaktır. Bakın burada 4 tane temel ilkeden bahsediyor. Öncelikle anne babaya saygı. Sonrasında Allah-u Teala'nın ilminin sınırsız olduğundan ve içimizde geçen her şeyi bildiğinden bahsediyordu. Ve burada dikkat etmemiz gereken insanın yakın çevresinden başlayarak yardım etmesi gerektiğini söylüyor. Ve infak ibadetinden bahsediyor. Ne kadar çok infak edersek o kadar elindekini vermiş oluyorsun. İfratla tefrit arasında yani kalkıp bütün malını mülkünü de ver demiyor sana. Dengede bir şekilde vermemiz gerekiyor. İslam dininde cimrilik kadar nimetleri boşa harcayıp israf etmek de yasaklanmış çünkü. Cimrilik de erdemsizlik kabul ediliyordu değil mi? Evet, bu mesajları da geçelim şimdi. Gelelim 5. üniteye. 5. ünite gönül coğrafyamız ünitesi.
Burada da İslam medeniyetinin özelliklerinden bahsediyoruz. Medeniyet Arapça'da yerleşik olmak, şehirli bir hayat tarzı yaşamak demek. Kültür ise toplumların sahip olduğu maddi ve manevi değerlerin bütününe deniliyor. Medeniyet farklı kültürlerin bir araya gelmesiyle oluşuyor ve evrensel bir nitelik taşıyor. İslam'ı benimseyen ve bu dini yaşam tarzı haline getiren Müslümanların tarih boyunca farklı coğrafyalarda ortaya koydukları maddi ve manevi birikimlerin tümüne İslam medeniyeti denilir. Yani Müslümanlar gittikleri ülkelerde yaşam tarzlarıyla oradaki insanlara örnek olmuşlar ve kendileri bir medeniyet kurmuşlar. Buna da İslam medeniyeti denilmiştir. İslam medeniyetinin kaynağı vahiydir arkadaşlar. Yani Allah'ın emirleridir, yani dindir. İslam medeniyetini temsil eden belli başlı dönemleri konuşacağız şimdi sizlerle. Asr-ı Saadet dönemi ne zaman? Hicretten itibaren Hazreti Muhammed'in vefatına kadar olan dönem. Saadet, huzur asrı demek. Dört halife dönemi başlıyor Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem vefatından sonra. Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman ve Hazreti Ali olmak üzere dört halife İslam medeniyetini, devletini yönetmiştir. Ardından 661 yılında Emevi dönemi başlıyor. Emeviler'den sonra da Abbasiler dönemi geliyor. Selçuklular dönemi, Osmanlı dönemi diye bu şekilde İslam medeniyetinin dönemlerini sayabiliriz. Farabi, İbn Sina, Biruni, Harezmi, İbn Rüşd, İbn Haldun gibi ilim adamları İslam medeniyetinin öncülerindendir. Kendi dönemlerinde her biri felsefe, mantık gibi alanlarda, matematik gibi tıp alanlarında, astronomi alanlarında dünyaya zengin ilmi ürünler sunmuşlardır ve bu şekilde isimlerini de duyurmuşlardır. Evet. Şimdi İslam medeniyetinin farklı coğrafyalardaki izlerinden bahsedeceğiz sizlere arkadaşlar. Sa'd bin Ebi Vakkas, Amr bin As, Musa bin Nusayr ve Tarık bin Ziyad gibi önemli komutanlar İran, Afrika ve Endülüs'e yaptıkları seferlerle önemli başarılar kazanıyorlar arkadaşlar. Dört halife döneminde İslam fetihler ile Arap Yarımadası'nın dışına çıktığını görüyoruz ve İslam'ı kabul eden şehirlerde İslam medeniyetinin etkileri artık yoğun bir şekilde görülmeye başlıyor. Mesela Hazreti Ebubekir döneminde Suriye ve Irak, Hazreti Ömer zamanında da İran ve Mısır fethediliyor. Küfe ve Basra gibi yeni şehirler kuruluyor. Hint kültür havzasının oluşumunda da Hindistan'ın İslam'la tanışmasına Gazneli Mahmud'un önemli katkısı olmuş. Buna dikkat ediyoruz. Sultan Alparslan ise Anadolu'ya yaptığı seferlerle bu toprakların İslamlaşmasını, yani İslam diniyle tanışmasını sağlamıştır. İmam Ebu Hanife, İmam Şafii, İmam Malik, İmam Eşari, İmam Maturidi gibi, İmam Gazali, Hoca Ahmet Yesevi, Mevlana Celaleddin Rumi, Hacı Bektaş Veli gibi alimler de eserleri ve yetiştirdikleri öğrencileri sayesinde İslam medeniyetinin sağlam temeller üzerinde yükselmesini sağlamıştır. Anadolu ve Balkanlara taşınmasında da Horasan ve Anadolu erenlerinin de önemli katkıları olmuştur. Evet, burada bir diğer önemli bilgi: Abbas halifesi Meymun zamanında Bağdat'ta kurulan Beytül Hikme. Bu bir akademidir arkadaşlar. Burada çeşitli eserler dillere çevrilmiş. Hoca Ahmet Yesevi'ye ait olan ve Türkçe yazılan Divan Hikmet. Kaşgarlı Mahmud'un kaleme aldığı ilk Türkçe sözlük Divan Lügat-ı Türk. İbn Arabi'nin Fususül Hikeme, İbn Haldun'un Mukaddimesi, İslam alimlerinin, bilginlerinin eserleri. İbn Sina'nın El Kanunu Fit Tıp gibi tıp alanında yazdığı eserler örnek olarak gösterilebilir. Hafız'ın Divanı ve Mevlana'nın Mesnevisi gibi pek çok edebi ve irfani eserde Farsça yazılan önemli eserler arasında geçiyorum. İslam medeniyetinin izlerinin yoğun olarak görüldüğü bölgelerde Hicaz bölgesi, Mekke, Medine'yi çevresini alan bölge, Kuzey Afrika, Mısır ve Mağrip bölgesi, Şam ve Bağdat bölgesi, Anadolu ve Balkanlar, Hint alt kıtası, Endülüs, Kudüs ve çevresi, İran, Horasan, Türkistan ve Maverai Nehir bölgesi geçiyor. Bunlarla ilgili hemen kısa kısa bilgilere değineceğim. Hicaz bölgesinde Mekke, Medine önemli iki şehirdir arkadaşlar. En önemli şehir Mekke'dir. Çünkü burada Kabe bulunuyor biliyorsunuz ve İslam'ın ilk vahyin geldiği, ayetlerin geldiği yerdir. Peygamber Efendimiz'in doğduğu, büyüdüğü yerdir. Daha sonrasında Medine geliyor. Hicret ediliyor biliyorsunuz 622 yılında. Artık medeniyetin kurulduğu, yani şehirli hayatın başladığı yer Medine oluyor. Eski adı Yesrib'ti. Yesrib'de
hoş görülmeyen, bozgun anlamına geldiği için Peygamber Efendimiz o şehre hicret ettikten sonra nurlanmış şehir anlamına gelen Medine-i Münevvere ismini almıştır. Hicretten sonra önemli bir yapı yapılmıştı orada. Bir mescit inşa edilmiş. Bu mescidin çok fonksiyonları var biliyorsunuz. Buna da Mescid-i Nebi Peygamber Mescidi deniliyor. Sonrasında Kuzey Afrika Mısır Mağrip bölgesine hemen değineceğim ama öncesinde Kudüs'ten de bahsetmek istiyorum. Çünkü Hicaz bölgesi ve Kudüs ve çevresinde değineceğim burada. Kudüs ve çevresinde de önemli bir yer ne var orada arkadaşlar? Üç semavi din için önemli olan Hristiyanlık yani Yahudilik ve İslamiyet için önemli olan Mescid-i Aksa, Süleyman Mabedi var orada. Yahudilikte de Süleyman Aleyhisselam tarafından yapıldığı için Mescid-i Aksa'nın önemli büyüktür. Hristiyanlık inancında da Hazreti İsa burada çarmıha gerildiğine inanıldığı için önemlidir. İslamiyet'te de Peygamber Efendimiz'in Miraç'a yükselmesi Mescid-i Aksa'dan olduğu için önemlidir. Mescid-i Aksa 3 önemli mescitten biri kabul edildiği için Kudüs ve çevresi çok kıymetlidir arkadaşlar. Kudüs'ün İslam topraklarına katılması 636 tarihinde Hazreti Ömer döneminde, Hazreti Ömer diyelim şöyle not alalım. Hazreti Ömer döneminde oluşuyor. Sonra Emevi ve Abbasiler de kalıyor bu şehir. Bir müddet Haçlı istilasına uğradıktan sonra şehri Selahaddin Eyyubi yeniden fethediyor. Arkadaşlar şimdi burada bilmeniz gereken bu. Şimdi diğer yerlere de hemen hızlı hızlı değinelim. Kuzey Afrika, Mısır ve Mağrip bölgesine değinelim. Tarık bin Ziyad döneminde, Emeviler döneminde Tarık bin Ziyad komutanlığında fethedilmiş arkadaşlar. Burada Libya var, Tunus var, Fas var, Cezayir var. Ve burası Kütüb-i Sitte yazarlarının, yazarlarından olan Buhari, Müslim, Ebu Davud, Tirmizi ve Nesai burada hadis toplarken Mısır'a da gelmişler ve eserlerin bir bölümünü de burada yazmışlardır. Önemli bir yerdir. Mısır 1517 yılında Yavuz Sultan Selim tarafından fethediliyor ve kutsal emanetler İstanbul'a taşınıyor. Libya'da Şeyh Ahmet Zevrük Medresesi kuruluyor. Abdullah el-Mahcup Medresesi de burada kuruluyor. Tunus'ta da yine önemli camiler ve mescitler var. Şam Bağdat bölgesi dediğimizde de arkadaşlar Emeviler döneminde Şam İslam devletinin başkenti oluyor. Suriye'nin gelişmesi için de büyük gayretler gösterince Emeviler ekonomik olarak güçleniyorlar ve Şam şehrine kültür ve medeniyetin gelişmesi için pek çok mimari yapı inşa ediyorlar. Şam'daki Ümeyye Camii, Selahaddin Eyyubi Türbesi ve Halep Kalesi de bunlardan birkaçı oluyor. Emevi devletinden de hemen hızlıca bahsedelim. Kureyş'in Ümeyye oğulları kabilesinden gelenler kurmuş oldukları bir devlettir Emevi devleti. Peygamber Efendimizin damadı Hazreti Osman da bu kabileye mensuptu. Sıffin Savaşı'ndan sonra çıkan karışıklıklar sonucunda Hazreti Ali'nin şehit edilmesinden sonra o sırada Şam'da vali olarak bulunan Muaviye tarafından kurulmuştur. Bağdat'tan bahsedelim. Bağdat Irak'ın başkentidir. Hazreti Ömer döneminde, halifeliği döneminde fethi gerçekleşiyor. Basra ve Kufe gibi önemli şehirler inşa ediliyor. Abbasiler döneminde de İslam devletinin başkenti oluyor. Burada ne vardı? Unutmuyoruz. Halife döneminde kurulan Beytül Hikme vardı. Kimdi? Abbasi halifesi döneminde kurulan, Memun döneminde kurulan Bağdat'ta kütüphane ve tercüme merkeziydi. Burada yine Nizamiye Medresesi de vardı. Diğer başlıklar için arkadaşlar notlarınızı kontrol etmeyi unutmayın. Şimdi gelelim sorularımızı çözmeye. Evet, yazılı provası yapacağız şimdi sizlerle. Kavram eşleştirme yazılıda %100 sorulur diyoruz. Çünkü öğretmenlerimiz bu şekilde sizin bilginizi ölçmeyi tercih ediyorlar. Bir milletin sahip olduğu maddi ve manevi unsurlara ne deniyor arkadaşlar? Bir milletin dediği için tabii ki örf olması gerekiyor. Evet, ilk sorumuza bakalım. Bir milletin sahip olduğu maddi ve manevi unsurlar dedi arkadaşlar. Tabii ki ne olması gerekiyor? Milletin sahip olduğu dediği için burada değer giriyor arkadaşlar. Hemen cevabımızı 1A değer diyeceğiz şimdi. Evet. Yasalarla belirlenmese de toplumun benimsediği söz, davranış ve kurallar. Burada örf olacak çünkü yasalarla belirlenmemiş yani yazılı değil ama toplumsal bir şeye dönüşmüştü. Toplumun benimsediği bir şeydi. O yüzden iki ne olacak arkadaşlar? Örf diyoruz. Evet, i harfi. Toplumda uygulana gelen ve nesilden nesile aktarım yoluyla devredilen değerlere de ne deniyor? Tabii ki adet deniliyor. Buna da hemen şöyle adeti bulalım. Evet, haş adet. Toplum içindeki en küçük birim neydi? En küçük birim ailedir tabii ki. O yüzden cevap B, aile olacak.
Nefsin aşırı isteklerine karşı dirençli olma, iffet olacak. Evet, G diyoruz 5 için. Vatanı, dini değerleri, namusu yiğitçe korumak. Yani kahramanca korumak. Neydi? Şecaat olacak. Mutlak adalet sahibi anlamına gelen Allah'ın bir ismi vardı değil mi? El-Adl ismi. Hemen cevabı verelim. 8. Yaratılıştan getirdiğimiz kişisel özelliklerimiz neydi? Bu da bizim tabii ki mizacımız olacak, kişisel dediği için kişilik anlamına geliyor ya. Bilgelik, felsefe, yerindelik, öğüt, anlayış, bu da hikmet olacak. Evet, F diye yazıyoruz. Gelelim şimdi boşluk doldurmaya. Arkadaşlar boşluk doldurmalarda da %100 hocalar soruyor. Çünkü burada düzgün bir cümle kurmanız, sizin cevaplarınızı vermeniz önemli. Evet, hemen geçelim boşluk doldurmaya. At koyma, mevlid, cenaze ve hasta ziyareti gibi birçok kültürel değerin kökeni neye dayanıyor? Evet, at koyma, mevlid, cenaze ve hasta ziyareti gibi birçok kültürel değerin kökeni neye dayanıyor? Tabii ki dine dayanıyor arkadaşlar. Yani bunlar dinden etkisini alan örfler ve adetlerdir. Sultanahmet ve Selimiye Camii hem nokta nokta hem nokta nokta değerdir. Hem maddi bir değerdir, biliyorsunuz, hem de manevi bir değerdir. Nokta nokta insanın ilk eğitimini aldığı ve kişiliğinin oluşmaya başladığı yerdir. Tabii ki aile olacak. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem peygamber olmadan önce adaletsizliğe karşı koymak için nokta nokta cemiyetine katılmıştır. Hatırlarsanız notlarda bahsetmiştim. Hilful Fudul cemiyetine katılmıştı. Erdemliler Birliği anlamına geliyor. Adalet değerinin karşıtı neydi? Zulümdür arkadaşlar. Kur'an'da oğluna verdiği öğütlerle bilinen nokta nokta hikmet sahibi olarak ifade edilir. Kimdi? Hazreti Lokman aleyhisselam değil mi? Nokta nokta iffetiyle ön plana çıkan peygamberlerden birisidir. Hazreti Yusuf Kur'an-ı Kerim'de iffetiyle ön plana çıkan peygamberlerden olduğu bahsedilir. Evet, gelelim şimdi doğru mu yanlış mı? Dini ve ahlaki değerler birbirleriyle ilişkilidir. Evet, doğru. Düğün, sünnet ve bayram gibi ziyaretlerinin uygulanış biçimi kanunlarla belirlenmiştir. Yanlış arkadaşlar. Bunlar örf ve adete bağlı olarak gerçekleştirilir. Yani kanunla belirlenmiş bir sınır yoktur. Dini değerlerimiz bize kişilik gelişiminde rehberlik eder. Evet, doğru. Dürüstlük, işte sorumluluk gibi değerler. İslam düşünürleri adaleti erdemlerin erdemi olarak adlandırılmıştır. Evet, doğru. Hikmet bir kişinin olayı derinden kavrama ve bilme yeteneğidir. Evet, bu da doğru. Kişinin cesaretini aklının önüne geçirmesi erdemli bir davranıştır. Arkadaşlar cesareti aklın önüne geçirmiyoruz. Yani o zaman cahilce bir cesaret oluyor. Yanlış olacak. Peygamberimize göre insanda bulunan huyların en kötüsü cimrilik ve korkaklıktır. Evet. Yardımlaşma ve dayanışma maddi boyutları ile sınırlı olan bir ibadettir. Yanlış. Manevi boyutları da vardır. Yanlış yazacaktık. Evet. Şöyle bir daha ye diyelim buraya arkadaşlar. Sadece maddi olarak yardımlaşma yapılmaz. Manevi olarak birine teselli verme, yol gösterme, yolda insanların rahatsız olacağı bir şeyi kaldırmak, işte tebessüm etmek, bunlar da manevi olarak yardımlaşma olarak geçiyor. İslam'da şirkten sonra en önemli husus anne babaya saygılı davranmaktır. Evet, şirki yasakladıktan sonra Allah anne babaya saygısızlığı da yasaklamıştır. Kişinin sahip olduğu nimeti saçıp savurması yasaklanmıştır. Yani israf yasaklanmıştır. O yüzden cevaplarımız doğru olacak. Geçelim şimdi gruplamaya. Burada arkadaşlar değerlerimiz var. Bu değerleri maddi ve manevi değerler olarak yazmamız gerekiyor. Maddi değerler dediğimizde hemen bakalım seçeneklerimize. Hamam demiş. Hamam nedir? Maddi bir değerdir değil mi? Hamam diyelim şöyle. Dil nedir? Dil arkadaşlar manevi bir kültürdür, manevi bir değerdir. Arazi maddi. Din ise manevidir. Görenek manevidir. Gelenekler manevidir. Evet. Ev neydi? Maddidir, bir bina olduğu için değil mi? Ev diyelim. Tarih manevidir. Şöyle devam edelim. Aile. Aile dediğimiz şey de arkadaşlar tabii ki manevidir. Evet. Kültür manevidir. Cami hem maddi hem manevidir. İki tarafa da yazıyoruz o yüzden. Sonrasında bayrak manevi bir değerdir. Bayraklar diyelim.
İş manevidir. Vatan, millet, devlet, bayrak, bunların hepsi arkadaşlar manevi değere giriyor. Evet, gelelim şimdi çoktan seçmeli sorularımıza. Örf ve adetlerimiz arasında dini motiflere çok sık rastlarız. Bu da bize dini değerler ile geleneksel değerler arasında etkileşim olduğunu gösterir. Seçeneklerden hangisinde dini motifli bir örf ve adetimize yer verilmemiştir? A. Çocuklara doğduklarında isim koymak. B. Milli bayramlarda evleri, caddeleri süslemek. C. Düğün, cenaze gibi törenlere katılmak. D. Kandil gecelerini kutlamak. E. Bayramlarda aile büyüklerini ziyaret etmek. Şimdi dini motifli bir örf ve adet olmayan milli bayramlarda evleri, caddeleri süslemektir. Çünkü bunların hepsinde çocuklara doğduğunda isim koymak sünnettir. Düğün, cenaze gibi törenlere icabet etmek, katılmak sünnettir. Kandil gecelerine önem vermek, yani önemli gün ve gecelere değer vermek sünnettir. Bunların hepsi dini motifli örf ve adetimize yer alan uygulamalar. Ancak milli bayramlarda dediği için burada evleri ve caddeleri süslemek dini bir yer adet değildir. O yüzden B seçeneği olacak. O peygamberler Allah'ın vahiylerini tebliğ eden, Allah'tan korkan, başka hiç kimseden korkmayan kimselerdir. Bu ayette peygamberler hangi erdemleriyle övülmüştür? A. Hikmet, B. Adalet, C. İffet, D. Şecaat, E. Tebliğ. Şimdi Allah'tan başka hiç kimseden korkmayan, yani korkusuz, cesaretli olmak neydi? Tabii ki şecaat olacak cevabımız arkadaşlar. O yüzden D seçeneğini işaretliyoruz. Toplumların tarihi süreçte elde ettikleri maddi ve manevi değerler, duygu, düşünce unsurları, yaşam tarzlarıdır. İnsanların bir nesilden diğerine aktardıkları siyasal, sosyal, ekonomik faaliyetler kurumların hepsidir. Şimdi arkadaşlar baktığımızda burada numaralandırılmış tanımları bize soruyor. Hangi kavramlara ait olduğunu soruyor. A seçeneğine bakalım, uygarlık medeniyet demiş, hayır. Medeniyet millet demiş, hayır. Kültür medeniyet demiş, evet. Gelenek, diyanet, kültür, hakimiyet demiş. Şimdi toplumların tarihi süreçte elde ettikleri değerler, duygu, düşünceler, yaşam tarzlarına kültür diyorduk. İnsanların nesilden nesile diğerlerine aktardıkları çalışmaya da ne diyorduk, kurumların hepsine de bunlara da medeniyet diyorduk. O yüzden cevabımız şöyle, medeniyet yazalım. Çünkü siyasal ve sosyal ekonomik dediği için medeniyet diyoruz. Buna dikkat edin arkadaşlar. Eğer ki uygulamalar deseydi örf adet diyebilirdik. Ancak kurumlar gibi şeylerden bahsettiği için medeniyet olacak. Cevabımız C seçeneği. Hakkında bilgi verilen ve İslam tarihinde önemli bir yeri olan bu bölge aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor. Bakalım hemen özelliklerine. Emeviler döneminde fethedilmiştir. O zaman neyi eleyeceğiz burada? Ya da elemeden gidelim. Hemen hepsini okuyalım. O dönemde ilim anlamında Batı'nın en önemli bölgesidir. Batı dedi arkadaşlar. Müslümanların eski çağlara ait el yazması eserleri ulaşmasına vesile olmuştur. İslam medeniyetine büyük etkileri olan bölgedir. Şimdi baktığımızda Kudüs olamaz. Mısır dedi, Mağrip bölgesiydi. Horasan değil, Endülüs ve Anadolu kalıyor geriye. O yüzden cevabımız ne olacak? Emeviler döneminde fethedildiği için Endülüs olacak tabii ki. Arkadaşlar cevabımız D seçeneği. Evet, İslam dünyasının en önemli merkezidir. Hazreti Peygamber'in yaşamış olduğu topraklardır. Altını çiziyorum. En önemli şeyleri Mekke, Medine ve Taif'tir. Yukarıdaki bilgiler İslam medeniyetinin izlerinin yoğun olarak görüldüğü hangi bölgeye aittir? Şam, Bağdat değil. Anadolu, Balkanlar tabii ki değil. Hint alt kıtası, Kuzey Afrika değil. Hicaz bölgesi olacak cevabımız arkadaşlar. Kabe'nin bulunduğu, Hazreti Muhammed'in hicret ettiği Medine'nin bulunduğu ve yine ziyaret ettiği Taif'in bulunduğu yer Hicaz bölgesidir. Şam nokta nokta döneminde fethedilip önemli bir kültür merkezi olmuştur. Sonraki dönemde Emevilere başkentlik yapmıştır. Parçada boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A. Metehan, B. Hazreti Ömer, C. Gazneli Mahmud, D. Alparslan, E. Selahaddin Eyyubi. Arkadaşlar Hazreti Ömer döneminde biliyorsunuz Şam fethediliyordu. O yüzden cevabımız B. Hazreti Ömer olacak. Aşağıdakilerden hangisi İslam medeniyetinin izlerinin yoğun olarak bulunduğu bölgeler arasında yer almaz diye soruyor. Balkanlar tabii ki vardı. Amerika yok. Kudüs var. Hindistan alt kıtası var. Türkistan, Maverai Nehir bölgesi var. O yüzden Amerika
yer alan bölgeler arasında değil. Cevabımız B seçeneği. Evet arkadaşlar, geldik ödüllü sorumuza. Provamızın da sonuna gelmiş olduk. Lütfen konuları tekrar etmeyi unutmayın. Ödüllü sorumuzu hemen veriyorum. Medine şehrinin İslam'dan önceki adı nedir? Bunu bilgi kısmında paylaşmak için sizlerle. Cevaplar cevap kısmına, yorum kısmına yazmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.